Toplumda farkındalığı artırmak, bu alanda çalışan öğretmenlerle iş birliğini artırmak, deneyim paylaşmak, bu deneyimi uygulamaya dönüştürmek. Temeldeki bütün etkinliklerin bu çerçevede düşünüldü. Tabii ilk etkinliğimiz 2 Nisan günü Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeydi. Tıbbi açıdan değerlendirme ile ilgili bir içeriği vardı. Bugünkü konumuz eğitimle alakalı. Eğitimle ilgili de tabii temelde düşündüğümüz şey sürekli olarak söylenen bir düşünce var. Otizm çocukların eğitiminde gerekli başarıyı yakalamak için sürekli eğitimin gerektiği, sistematik eğitimin gerektiği, eğitim kurumları, okullar, aile, işbirliğinin üst düzeyde olması gerektiğiyle ilgili görüşler sürekli olarak ifade ediliyor. Sobe Vakfı Selçuklu Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan bir proje. 2016 yılında Mayıs ayında kurulan bir vakıfla beraberdi. Artık şu an işletilmesi bir vakıf tarafından yürütülüyor. İki hizmetimiz var. Birinci hizmetimiz eğitim. Çocuklarla bireysel eğitim sürecimiz var. Farklı gruplarda 4 saatlik ve 6 saatlik olmak üzere. İkinci hizmetimiz ise terapi bölümü. Nedir terapi bölümümüz? Sporun, havuzun, biniciliğin, yine bireysel uzmanlar tarafından birebir eğitimin yapıldığı bir alan. Bir şeyi kesin biliyoruz otizmde. Kesin net bildiğimiz bir şey var. O da iyi bir özel eğitimle, altını çiziyorum iyi sözcüğünü, iyi bir özel eğitimle otizm umut vadeden bir yolculuğa dönüşebilir. Bu bireylerin hayatında, yaşamında, yaşam kalitesinde çok 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 önemli ilerlemeler sağlayabiliriz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Bizlerin tecrübeleri de bu yönde. Biz görüşleri aramızda da tecrübeli arkadaşlarımız var. Ama nasıl bir eğitim? Bu eğitim farklı bir eğitim. Çünkü otizmli bireyler farklı öğreniyorlar. Biz eğitimciler açısından otizm beceri yetersizlikleri, davranış aşırılıkları ve motivasyon eksikliği sendromudur. Ve biz de eğitim programlarımızı işte çocukların bu eksik becerileri kazandırmaya, onların davranışlarını kontrol etmeye ve onları motive etmeye harcıyoruz. Zamanımızı, enerjimizi bu yönde harcıyoruz. Programlarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Özel eğitim nasıl olmalı? Ben baştan itibaren bu şekilde konuşmamı sizlere aktaracağım. Birincisi özellikle erken yaşlarda, erken eğitim çok önemli. Çünkü beyin çok esnek erken yaşlarda. Özellikle küçük yaşlarda eğitmen oranının çok yüksek olması gerekiyor. Özel eğitim verilen sınıflarda, okullarda.